Merhaba sevgili izleyiciler, bizden söylemesi Muğla Türk ekranlarında başlıyor. Bu hafta programımızda hangi o şirin mahallemizi ele aldık dersek Bozburun'dayız. Ama burası 2014 seçimlerinden önce biliyorsunuz belediyelikti. Burada çok farklı bir tarih, çok farklı bir yaşam kültürü ve çok farklı bölgeler var. Bunları didik didik böyle bir gezeceğiz, bir araştıracağız. Bozburun'da bizden söylemesi diyeceğimiz neler çıkartacağız bilmiyorum. Biraz sonra muhtarımıza ulaşacağız, muhtarımızla bölgemizi gezmiş olacağız. Siz ne yapacaksınız? Çayınızı kahvenizi hazırlayacaksınız. Bizden söylemesi başlıyor. Sevgili izleyiciler, Muğla Türk olarak Bozburun'dayız ama çok değerli sanatçımız sevgili Tarık Ercan da bizlerle. Tarık Bey, Bozburun'dasınız ama artık Bozburunlu olduğunuzu öğrendik. 10 sene oldu. 10 yıl. Burayı tercih etme sebebiniz neydi? Antalya'da oturuyorum yeni evimde, kare içinde. Çok sıcak olduğu için yazları kaçıyorum başka yerlere. Yelkencilik konum da var. Türkiye'nin bütün koylarını, birçok yerlerini çok gördüm. Sonunda baktım ki Bozburun hepsinden çok daha farklı özelliklere sahip. En önemlisi havası. Akdeniz'in son köşesi. Çünkü Ege'nin suyu daha farklı. Mevsim orada daha erken bitiyor. Orada daha geç bitiyor. Yörük köyü olması. Biz de kökten geliyoruz. İşte Datça Yarımadası'nın tarihi diyoruz. Marmaris'e yakın olması. Birçok şeyler yan yana geldi. Tabii bunun dışında burada yaşayan eski dostlarım var. Bunların olması, işte havanın rutubetsiz olması çok önemli. Buna benzer birçok şeyler yan yana geldi. Kısmet yalanları. Sonra buralı oldum. 5 sene kirada oturdum. Sonra bir yer aldım. Yaz kış burada oturuyorum. Artık burada yaşıyorsunuz. Peki şu an sinema sektörüne de hazır yakalamışken, çünkü Bozburun'un çok mistik bir özelliği de var. Burada farklı bir sinema platosu ya da farklı bir oluşum yapılabilir mi? Çünkü burada doğa aslında çok fazla bozulmamış ve orijinaliyle duruyor. Evvelki sene burada Kanal D'ydi zannediyorum. Bir dizi çekimine ön ayak oldum. Eller filmi. Çok methediyordum onlara. Türkiye'nin oğluna. Oğlum dedi, orada dedi, bir balıkçı kasabası olur mu? Olur. Sizlerin gelin, ben her şeyi sağlarım. Burada çektik. O tabii Bozburun insanların tanımasına, dizi seyredenlerin tanımasına çok fayda sağladı. O yaz çok insanlar geldi. Daha önce CNN'e iki kere dizi günlüğüne burayı çıkarttım. O insanlar daha çoğaldı. Aslında hatamı yaptım, bilemiyorum. Ne kadar çok insan gelirse o kadar artık da oluşuyor. Artık öyle pek etmiyorum. Söylemiyorum çok, diyorsunuz. Çok dolması bizim gibi burada yaşayanlara artı değil ama para kazanmak isteyen insanlara tabii ki istihdam yaratmak bir anlamda. Tabak küçük köyümüz, her gün sorunlar halloluyor. Daha birkaç tane daha sorunu var. Nelerdir onlar? Mesela devletin imar yapması lazım, yanlış yapılanmayı engelleyemiyoruz. Hepimiz binalar yapıyoruz, kaçak sayılıyor. Bundan daha önemlisi, insan dışkılarını o setliklerde ne kadar toplasak da yolu olmayan pansiyonlu oteller var. Onların artıklarını, yani kamyonu alamıyorsunuz. Tamam, arıtmaları falan var ama burada sorunlar başladığını düşünüyorum. Selimiye'de olsun, Söğüt biraz köy. Pis suyu nereye getireceksin? Deniz pislenirse yarın kimse gelmez. Bu kirlilikler köylere fayda sağlamayacak. İnsanlar şimdi cahil bakıyorlar, pek önemsemiyorlar ama bu tip yerlerde önemli şey denizin ve çevrenin temiz olmasıdır. Ağaçlandırılmasıdır. Bu hijyenik koşulları hepimizin sağlaması lazım. Örneğin engelleyemiyoruz. Alargada tekne duruyor. Bir ay duruyor. Şikayet ediyoruz. Sahil güvenliği, işte liman başkanı, kimse bakmıyor. Adam geceleyin dışkısını bırakıyor. Sahilde yürümeye, yüzmeye başlıyor. Bunu gören insan bir daha gelmez. Bu köyün kaybetmesi demek. Yani birinci önceliğimiz denizi temiz tutmamız. Bunun için de her türlü çabayı sarf etmek gerekiyor. Onun dışında bana göre Türkiye'nin en güzel köyüdür. En güzel köylerinden biridir ki Türkiye muhteşem bir yer. Bunun için bütün antik kentler hep Anadolu'da kurulmuştur. Bizde bile antik kentlerimiz var.
Ama yani imarla zamanla bunlar düzelecek. Sadece tembel bir işiz, çalışılmıyor. Su sorunumuz var, o da herhalde zamanla halledecektir. Çünkü daha evvel su sorunu kendi içinde çözmüş. Ama tabii borular eskimiş. Yeterli yani, gelmiyor. Bir de şimdi belediyelik kaldırıldı, Marmaris'e bağlandık, Muğla'ya bağlandık. Bir proje olduğunu biliyorum Marmaris'ten buraya. Bütün köylere su getirilme projesi. Onu yürürlüğe getirirlerse su çok önemli çünkü. Taşıma suyu da olmuyor. Yani ufak tefek sorunlar ülkenin her yerinde var zaten. Önemli olan iyi niyetle çalışarak çözmek. Çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Sevgili izleyiciler, biz Bozburun'u aslında o kadar güzel yaşamış ve anlatmış olduk ki. Şimdi röportajımız ve sohbetlerimiz devam edecek. Kısacık bir genel görüntümüz, sonra tekrar sizlerle. Anlatılmaz ve yaşanır. Şimdi kaptanımızla birlikte bu güzel yarım adamızı keşfedeceğiz. Kaptanım, bizi neler bekliyor? Sizi çok güzel koylarımız bekliyor. Çok mavi denizimiz, her şeyimizle bambaşka bir Bozburun'u keşfedeceksiniz inşallah. Bambaşka bir şekilde Bozburun için sayın muhtarımızı da aldık yanımıza. Şimdi evet, şimdi botumuza bineceğiz ve deniz üstünde hem dilek tutacağız hem de Bozburun'un o güzelliklerini sizlerle paylaşacağız. Emrullah, sen orada kal. Kalma. Evet, şimdi kaptanım, sana soralım. Bozburun'u en iyi ben anlatırım demişti çünkü kulaklarım duydu. Biz nereye geldik, ne yapıyoruz, burada ne yapıyoruz biz? Biz şu anda ne yapıyoruz? Bozburun'un mavi tur yapıyoruz. Yani en güzel koylara, en temiz koylara bir haftalık tura çıkıyoruz. Bir haftalık turlarımız da oluyor. Peki gelen misafirlerimiz Bozburun'u ilk gördüklerinde neler söylüyorlar sana? Bozburun'u çok beğeniyorlar. Böyle bakir bir kasaba görünümünde bir beldemiz. Yani herkesin hoşuna gidiyor. %100 diyebilirim yani. %100 aslında hem keşfedilmiş hem de doğasıyla tam anlamıyla kalmış o muhteşem Bozburun'u farklı bir şekilde göreceğiz sevgili izleyiciler. Sonra muhtarımızla öyle güzel bir sohbet edeceğiz ki ilk kez belki denizin ortasında. Bu bana özel olsun. Farklı böyle. Kaptan koltuğuna sizi alacağım. Sayın muhtarım, orada röportajlarımız. O zaman siz Bozburun'u bir yaşayın sevgili izleyiciler. Gerçekten Bozburun dediğimiz gibi anlatılmaz, yaşanır. Bizden söylemesini başkanım olarak gidelim sayın muhtarım. Neler söyleyeceksiniz? Şu an farklı bir bölgeden geçiş yapıyoruz. Pansiyonların bol olduğu bir bölge galiba. Evet. Öncelikle Bozburun'a hoş geldiniz diyorum. Buralar bilindiği gibi Bozburun'un en güzel pansiyonlar bölgesi. Deniziyle tekne charter mavi tur dediğimiz turla, yani mükemmel teknemizle haftalık turlara gidiyoruz. Pansiyonlarda ise yaz boyu konaklamalar devam ediyor. Her kesiye göre uygun bütçede pansiyonlarımız, otellerimiz mevcuttur. Peki sayın muhtarım, butik oteller de var galiba. Biraz sonra o bölgeye geçeceğiz. Pansiyonlar bölgesini geçtik. Az önce arkadaşlarımız görüntüyü tekrar verecektir sevgili izleyiciler.
Pansiyonculuk var, butik otel var, yat turizmi var, tersaneleri var. Bozburun'da anlatmadığımız başka neler var sizce Sayın Muhtarım? Şimdi burada tekne yapımında dünyada ilk defa yapılan 141 metre tekne, ahşap tekne yapılmakta. Tabii onu şu anda görüntüsünü veremeyeceğiz. Daha sonraki dönemlerde olacak inşallah. Ama 40 metre üzerinde çok güzel teknelerimiz var. Yani tersanemiz var yani. Tabii. Tersanesi var. Bu Lloyd belgeli mükemmel. Yani denizde yüzen bir saray gibi. Yani bu şekilde teknelerimiz mevcut yani. Bunlar var. Sevgili izleyiciler, burada çok eski dönemlerde süngercilik de yapıldı. Ama burada tarımın da olduğu, balıkçılığın yapıldığı çok güzel bir şimdi 2014 seçimlerinden sonra, Büyükşehir Yasası'ndan sonra artık mahalleye dönüştük. Harika, bıcır bıcır bir mahallemiz ama eski dönemlerde de belediyelik bir bölgemizdi Bozburun. Eskiden bugüne neler değişti Bozburun'da? Çok şeylerin değiştiğini görüyoruz. Yani şimdi bizim 22 yıllık bir belediyemiz vardı. O tabii gitti, Büyükşehir Yasası'yla değişti. Şu anda tek mahalle muhtarlığını görevini yapmaktayım. Durumdan memnunuz. Muğla Büyükşehir Belediyesi olsun, Marmaris Belediyesi olsun. Söylediğimiz şeyleri genelde yapıldığını görüyoruz. Yani hizmet var. Burada halk da memnunlar şu anda. Yani eksik olabiliyor, zamanla çözüleceğini düşünüyorum. Peki şunu sormak istiyorum. Bozburun'da turizme daha fazla katkının gelebilmesi için neler yapılabilir? Mesela bir hayaliniz var mı bununla ilgili? Çünkü bir nevi artık başkan gibi çalışıyorsunuz. Çünkü Marmaris Belediyesi'ne ulaşacakları noktada, evet, Büyükşehir'e ulaşacaklarında ama mahalleli direkt sizin telefonlarınız çalıyor. 7/24'te telefonlarınız açık. Bu konuda bir hayaliniz var mıdır Bozburun için? Benim yani hayalim nasıl olmalıydı? Mavi ile yeşilin bir arada olmasını istiyorum. En büyük özelliğim. Yani bunu yetkililerden talep ediyorum. Bilindiği gibi biraz burası maki iklimini taşıyan, bodur çetilik tarzında olduğunu düşünüyorum. Orman dikildiği zaman da olduğunu da gördük. Yani yeşil yani alan istiyoruz. Yani mavi ile yeşilin bütünleşmesinden arzumuz odur. Peki bir şey rica edeceğim. Şimdi dönelim. Buyurun. Şurada görsel muhteşem bir ev yapımı var. Evet. Orayı bize rica etsem Sayın Kaptanım, tekrar dönebilir misin? Arkadaşımdan da rica edeceğim. Çünkü Bozburun'a aslında taş evler yakışmaz mı? Bizim de hayalimiz gerçekten taş evlerin olmasını. Evet, arkada yeşillerin önünde butik otel yakaladık şu, evet, an aslında. Bir nevi butik otel. Önünde begonveli olan, böyle beyaz, kırmızı, begonvel olan taş binaların olmasından tabii bu bizim bir geleceğimiz olurdu. Daha peki, güzel olurdu. Şöyle bir projelendirme olamaz. Çünkü yapılmış bir imar planı, yani şu ana kadar yapılmış evler var. Evet. Hiç olmazsa bunlarda yapılabileceğimiz bu tarz taş dış cephe kaplamalarıyla bir geri dönüşüm olabilir mi burada? Aslında olabilir. Bir uygulamak lazım. O zaman bir hayal edelim. Bozburun böyle olsaydı nasıl olurdu? Kaptanıma da sormak şimdi istiyorum ben. İmar belki olmamış olabilir ama imar varmış gibi yapılanma olsaydı daha mükemmel olurdu. İp çekerek yani, böyle daha düzgün sokak, daha düzgün bir mahallenin daha modern yapılmasından yanayım yani ben de. O zaman sevgili seyirciler, bizden söylemesi noktasında şunu söylemek istiyorum. O arkadaki yapıyı arkadaşımdan biraz sonra daha yakın bir çekim rica edeceğim ama şimdi Bozburun o kadar güzel ki, coğrafisi, doğası, yeşili, denizi muhteşem bir bölge olarak yakaladık. Biz Muğla'nın her incilerini tanıtmaya devam ederiz ama keşke diyoruz. Belki de bu bizim için bir başlangıç olabilir. Belki bir dönüşümün adımı olabilir. Böyle güzel bir hem doğayı bozmuyor, hem göz kirliliği yapmıyor, hem görüntü kirliliği yapmıyor, hem de huzur veriyor. Yeşille taşın ve ahşabın ve makinin buluşması aslında. Evet, aynen öyle. Ne kadar güzel bir görüntü. Sizden bu performansı beklerim ben. İnşallah yapabiliriz yani. Mesela bu karşıdaki evlerimiz yapılmış ama bunlara da evet, bir evet, taş cephe giydirildiği zaman çok mu masraflı olur acaba? Ya da böyle bir butik projeyle bozulur. Her şey masraf içinden çıkıyor. İçinden çıkıyor. Yani olur yani. Olmaz diye bir şey yok. Ama istersek yani, yapabiliriz. Yeter ki gönül istesin yani. Düşünsenize o zaman Bozburun daha farklı bir görüntüye, yani, daha farklı mutlaka bir görselliğe sahip olduğunu. Şimdi biz yetkililerden şunu da istiyorum. Bozburun biraz plaj yönünden biraz maalesef yani zayıf. Plajımız yok anladığım kadarıyla, çünkü taşlık bölge. Şimdi iki tane yapay plajımız var.
Bu plajı biz biraz daha düzenleme istiyoruz. Vatandaşın yüzecek yerinin daha düzgün, daha modern, daha olmasını istiyorum. İnşallah önümüzdeki bir... Plajlarımıza gidelim. Yakınsa gidelim. Yakın değil de şu anda başka bir yerlere doğru, Adaboğazı'na doğru gideceğiz. Oralarda aynı şekilde hep düzenlenmesi gerekiyor yani. Yani plaj haline getirebileceğimiz noktamız yani, var mı? Yani var. Şimdi gideceğimiz yerde tarihi su sarınçları, yel değirmenleri, ondan sonra kalesi var. Kalemiz. Ondan sonra yani çok farklı böyle. Çok farklı kiliseleri var. Yani bayağı bir tarih var yani burada. O zaman mikrofonu da kaptırıyorum ben Sayın Muhtarım arada sevgili izleyiciler. İşte samimiyet ve sıcaklık. Biz olduğumuz gibi insanlarız ve bölgemizi aslında yaşayarak koruyacağımıza inanıyoruz. Bizden söylemesi olarak şimdi görüntüleri baş başa bırakalım. Çünkü biraz sonra röportajlarımız devam edecek. Biz anlatacağız Bozburun'u ama bir hayalimizi Bozburun'da aslında yakaladık. Bizden söylemesi. Sevgili izleyiciler, az önce muhtarımız söyledi, plaja ihtiyacımız var bu bölgede. Bu konuda yetkililerden tabii ki destek isteyecek Sayın Muhtarımız. Biz de isteyeceğiz Muğla Türk ailesi olarak, bizden söylemesi olarak. Neden diye söylersek, muhtarlıkların artık bütçesi yok. Yeni yasadan sonra, büyük şehirden sonra elindeki birçok yetki ve belge aslında alındı. Sadece sorunları dinliyorlar ve yetkili kurumlara iletmeye çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi küçücük, minicik, minyatür bir plaj. Ama aslında bu bir nevi daha genişletilebilir. Yani buraya gelen misafirlerimizin, kendi halkımızın, bir nevi misafirleri bırakalım, kendimiz için düşünelim. Bunu kendimiz için isteyelim. Burada bu plaj alanı birazcık daha genişletilebilir ve biz burada yaşayabilecek plajları oluşturabiliriz. İnsanlar sünni adalar yapıyor, sünni plajlar yapıyor. Ama biz elimizde her şey, denizimiz temiz, suyumuz temiz, bölgemiz güzel ama buraya kum getirilebilir. Plaj haline, daha da geniş ve kaliteli bir plaj haline dönüştürülebilir. Ben hayran kaldım. Siz de görüntüleri izlerken kesinlikle hayran kalacaksınız. İşte yeşille mavinin buluştuğu nokta. Sayın Muhtarımız demişti ya, Bozburun'un da o hani bakir köşelerini aslında yeşillendirebiliriz. İstersek her şey olabilir. Bakarsak bağ, bakmazsak dağ olur. Biz dağ yapmayalım da bence yeşillendirelim. Bizden söylemesi şu an o Kızıladanın olduğu bölgedeyiz değil mi? Kızıladanın olduğu bölgedeyiz ve bütün meşhur yatların aslında dünya turizmine açılan pencerelerimizden bir tanesi Bozburun'un karşısındaki o Kızılada sevgili izleyiciler. Hemen onun hemen akabinde karşısında ne var? Turizmimizin için çok önemli göz bebeği. Yine tarihi eserlerimizi koruyamadığımız, aslında yok ettiğimiz, keşke yaşayarak ve yaşatarak korusak dediğimiz noktaları paylaşmış olacağız. Bizden söylemesi sevgili izleyiciler.
Valla böyle orada kaldık. Kendimize bir set çektik aslında. Sayın muhtarımız bizi bu bölgeye getirdi ama karşısı arka tarafım Simi Adası sevgili izleyiciler. Yunan adaları. İç içe dip dibe yaşıyoruz ama biz geçemedik burnumuzun dibine. Ne böyle bir gezip de gelseydik. Pasaportunuz yok. Pasaportum var evde. Tamam. O zaman sonraki zaman. Bir sonraki. Sizin var mı muhtarım? Benim de yok. Hiç gitmedim. Siz de gitmediniz. O zaman biz muhtarımla bir tur ayarlayalım sevgili izleyiciler de. Bir de sayın kaptanımız Altan Kaptan zaten bizi götürecek. Bir haftalık tur programı kaptık sevgili izleyiciler. Haberiniz olsun. Bozburnu'na gelirseniz de Altan Kaptan'ı mutlaka bir bulun derim. Çünkü müşteri memnuniyeti her zaman önemli diyen ve güler yüzüyle müşterilerini karşılıyor. Biz böyle Simi'ye şöyle aynı sizinle beraber... Martılar da yönünü Simi'ye doğru dikmiş nasılsa gözünü. Onlar da oraya doğru bak bize de poz verecekler. Biz böyle Simi'ye buradan bakalım. Merhaba Simi. Evet, sayın muhtarımızın açıkladığı Ada Boğazı'ndayız sevgili izleyiciler. Burada yatayan bir tarih var. Akvaryum, bildiğiniz akvaryumu canlı olarak görmüş olduk. Çünkü denizin dibi o kadar güzel ve net gözüküyor ki. Arkadaşlarım şimdi size görüntüleri daha net bir şekilde yansıtacak ama hayran kaldım. Hani bu kadar güzel bir koy, bu kadar güzel bir tarih, bu kadar güzel bir doğayı başka bir yerde bulamayacağımızı düşünüyorum. Bozburun işte her zaman dediğimiz gibi anlatılmaz yaşanır diyorum. Üzerine basa basa bu kelimeyi söyleyeceğim. Şimdi şöyle bir tur atıyoruz, dönüyoruz. O arkadaki hem tarihi eseri hem de o akvaryumun, o denizin renginin güzelliğini sizlerle paylaşıyoruz. Denize girenlerin keyifleri yerinde. Onlara da böyle bir el sallamaları rica edeceğim. İyi tatiller efendim. Evet, iyi tatiller. Gerçekten kimsenin de rahatını da bozmak istemiyoruz ama gerçekten tadını çıkartıyorsunuz. Çok şanslısınız. Nasıl buldunuz akvaryum denizin dibi müthiş? Tarihte bir köşemizde. Ay anlatılmaz yaşanır işte. Siz yaşıyorsunuz. Şanslısınız o zaman. Bozburun'u tercih ettikleri için ve özellikle Adaboğazı'nı tercih ettikleri için şanslılar. Burada sayın muhtarım kilisemiz vardı galiba değil mi? Yel değirmenlerimizin olduğu su sarınçları var. Bir nevi kale sevgili izleyiciler. Ama şu an tarihle iç içeyiz, doğayla iç içeyiz. Mavinin her renk tonuyla iç içeyiz. İşte Bozburun, işte Adaboğazı.
şimdi de o teknelerin yapıldığı yerdeyiz. Ama içerideki hazırlıklar nedir bilemiyoruz. Bir türlü izin alamadık sevgili izleyiciler. Ruslara ait olan marinanın uzaktan görüntülerini sizlerle paylaşacağız. 144 metre bildiğimiz kadarıyla yapılan bir yat var. 6 yıldır da yapımı devam ediyor. Birçok haberlere konu oldu ama şu an hummalı bir çalışma var orada. Sebebini bilmiyoruz ama inşallah bitirirler de biz de bunu halkımızla ve Türkiye'deki yapılan o en büyük devasa o tekneyi de paylaşmış oluruz ilerleyen günlerde. Burada gemilerin yapıldığı tersane bölgesine geldik. Şimdi burada 3 tane mi marina şeklinde yer var? 3 tane. Sayın muhtarım ben sizi şöyle yanıma alayım. Burayı da bir anlatalım özelliğini. Çünkü içeride zaten röportajlar yapacağız. Bir gelirseniz yanıma. Evet, farklı bir bölge ama tersane olarak bizim Bozburun'un aslında markalaşmasına belki de en önemli sebep olan olaylardan bir tanesi. Çünkü burada yapılan guletlerin, burada yapılan yatların markası ve değeri çok büyüktü. Belli bir süre sonra tabii ki yasalardan dolayı belki de artık küçüldük. Neler söyleyeceksiniz? Burayı nasıl anlatırsın bana? Burası Bozburun Tersaneler Bölgesi. Bu meslek dedelerimizden gelme bir meslek. Ahşap üzerinde mükemmel sanatı olan insanlarımız burada çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda karşımızda mevcut 35 metre bir tekne var. Biraz daha içeri doğru giderse şöyle. Ahşap olarak donatılmış. Tabii burada imar ediliyor. Ve buralarda çalışıyor. Yani bütün Akdeniz, Ege olarak çalışır. Yani çok güzel teknelerimiz var. Haftalık. Tekne demek nereye gidersen evin orada demek. Hı. Yani. Kaplumbağa misali. Kaplumbağa misali oluyorsun. Şimdi o görüntüleri hep beraber alırız. Yine tanıtım için güzel bir şey olur inşallah. Şu anda tamam. Yapılan zaten tersane. Burası teknelerin kışlama yeri. Tamir, bakım, onarım yapılan yerimiz buralar. Ayrı bir tane daha var Tavşanbükü mevkiinde. Orası da var. İki yerimiz var. Şu anda hizmete burası devam ediyor. Tabii eski... Özellik olarak kaç tane bakım olabilir? Özel mi? Tabii burası en az 5 tane. 5 tane yan yana. Yan yana. Yan yana, evet. Bozburun'da alışveriş merkezleri ve restoranlar da bulmak kolay ama bizim çok geçmiş dönemimize şöyle baktığımız zaman birazcık mistik, birazcık küçük mavili renkli sandalyeler var ve gördüğünüz gibi küçük alışveriş mekanları da var. Bozburnu bize en güzel anlatacak Hasan Dede'nin yanına geldik. Onun birazcık anılarını canlandıracağız. Hasan Dede nasılsın? Çok iyiyim, çok güzelliyim. Saygılı misafirlerim, nasılsınız? İyisiniz, iyiymişsiniz. Biz çok iyiyiz, işte misafirperverlik böyle olsa gerek. Çok iyiyim, sizleri görünce 18 yaşına düştüm. 18 yaşına düştük. Oh tamam o zaman 18'liği yakaladık. O zaman biz 18'lere bir dönelim. Eski Bozburun nasıldı? Burası nasıl bir yaşam alanıydı? Buradaki neler yapardınız? Eski Bozburun benim çocukluğumda bu araziler bütün incir bademliydi. İncir ağacı, badem ağacı. Ondan sonra ada çayı falan yoktu o zamanları.
Sonra Adaçay çıktı, bilmem ne çıktı. Süngercilik daha eskiden beri. Sen süngercilik yaptın mı? Ben yaptım. Bak benim denize atılışım çocukluğumdan başlıyor. Babadan. 12 yaşındayken, 13 yaşındayken Radosyum'daki vardı. Açığıydı adalar. Ortak pazar diye. Ha, gidip gelebiliyor muydunuz? Ağabeyim vardı hacı. Halil Karayiğit. Eskiden soyad yoldu. 1923'lü 28'li Topukçalar'da yaşadı. Eskiden adalara gidip gelebiliyordunuz yani, değil mi? Gelip gittiğini biliyoruz. Gelip gittiğini biliyoruz yani. Çok iyi biliyoruz. Hayvan götürüyordu. Hayvanı palangayla alırlardı. Kayığın içerisine böyle gordun mordun yok. Turgut da oraya çekiverirlerdi. Bir taş yığını vardı. Oradan bağırda ön kolunun kıyından bir de boynundan bak hop ambara. Peki o dönemlerde burada yaşam nasıl sürüyordu? Senin süngercilik ne zamana kadar devam etti? Bozburun'a ne zaman geldi? Bozburun'a 1947'nin 1943'te askere gittim bak. Oradan başlayalım. 43'ün 4. ayın 20'sinde askere gittim. Ondan sonra 43'ü tesavvet, 47'nin 4. ayın 17'sinde terhis oldum. Bak, 20'sinde Turgut'a geldim, 3 gün durdum, teyzelerimi, dayılarımı ziyarete geldim. Bozburun'a. Askerden geldiler. Askerden geldi. Geziyor, biz geldik o 18'lere sevgili izleyiciler. Askerden geldim. Ondan sonra da Gel git. Bir buradan mektuplaşırken dayımın kızıyla, büyük kızıyla, Allah rahmet eylesin, onunla anlaştık. Anlaşarak, görerek evlendik. Yani, mektup vardı değil mi o zaman? Mektup vardı o zamanlar. Arkadaşımın mesela izine gelirdi, ben ona mektup gönderiyordum. O bana mektup gönderiyordu. Mektuplarla artık evlilik kararı alınmış. Ondan sonra geldik mesela dayımın kızı yine evlenme çağına tabii şey yaptık, teşebbüs ettik. Nişan yaptık, nikah olduk Turgut'ta. Turgut Bey muhtarlığında nikah olduk. Ondan sonra 5 ay dalgıçlık yaptım. 5 ay. Beni geçindirmen gerekiyor. Artık evlendim. Param vardı ama gene de para çok lazım olur. Hayatımızda olmaz. Velhasılı gittim 4-5 ay çalıştım geldim. O zamanın parası 500 lira daha para getirdi bana. Düğünümü yaptım. Kendim var. Kimseye yani 5 kuruş. Dayım rahmetli bu yetişmedi. İki dayağına gezerdi. Hanımın gibi böyle topaldı. Evlendikten sonra 71 gün deyince benim hanımım mefat etti. Allah razı olsun. Allah kimselere vermesin. Hanımım mefat etmeden 3-5 gün evveli benim hanımım böyle yatıyor divanında. Çağırdı duran oğlu. Anası babası şöyle karşıma geçti. Ben de yanında, sen de oraya yanıma otur dedi. Yanına oturduk. Tabii ben nasıl olsa öldüm dedi, öleceğim dedi. Beni kestirdi, evet. Buna hor bakmayacak dedi. Ben nasıl olsam da öyle. Kayınbabam ağladı, annem ağladı mesela kayınanam. Velhasılı hasta yaptı. Ben de onları bırak gidemedim. Hastayım. Topal. Ben bıraksam gitsem rezil olacak. Bir oğlu var, kendine malumluğu yok. Kendine sahip değil. Velhasılı böylece hayatımız evlendikten sonra 4 sene hayatım bekar geçti. 4 sene dayıma baktım. Ne yaptıysam dalgıçlık mı yaptım, kaynanamda param, her şeyim onda, çıkırımda o, annemde o, babamda onlar, her şeyim. Yani saygı vardı bizde, benim muhtar biraz çok. Saygı, sevgi vardı, bırakmadık.
Ondan sonra evlerine çağına geldim. Kasap Dursun diye birisi vardır. Onun babası rahmetli vardı. Her şeyi anlatam. Büyüklerime danışmayın diye bir şey yapmam. Babadan fasiyatlıyız. Hı hı. Ha, ne olursa eskiden olsun. Eskiden atalar ne derse olur değil mi? O olur. Gene de ben bizim ailemiz öyledir. Aile babaları güçlü. Ne kadar güzel. Velhasılı uzatmayalım. Gittim Arıkyer Dursun'un oraya. Amcam yanına. Dedelerimiz kardeş. Amca ben evleneceğim. Bu seneydim. 4 sene sabır ettim. Bu da gelişti. Bu hanım. Neyse. Şimdiki gençler olsa 40 metre evde. Çocuğumuzu, oğlumu da evlendirdim mesela. Yani o zamanları bir odada dayımın var. Orayı bana verdi parayla. Bankadan para aldı, oğlunu evlendirdi. Ödeyemediler. 100 liraya 200 lira ödedim. O zamanın dayımın harcını, borcunu ödedim. Duracıya borç varmış ödedim. Onu öde, bunu öde. Çok tarihler, tarihlik benim yani tarihim. Hayat hikayem, evet. Hayat hikayem. Dalgıç gel, git. 9 sene yapar toplam. 18 sene denizin dibine daldım. Ne? Zülüfke'den tut, Bohça Adası'na kadar, Barbara Adası'na kadar denizin dibinden üstünden karış karış bilirim. Adım adım her yerini bilirim. Adım adım her yerini bilirim. Kaç metresi var bilmem ne. Ölçtüm, gelsin yanıma. Hangi kaplan gelirse gelsin. Nerede ne diyorum. Atılacağını biliyorsunuz yani. O çapanın nereye atılacağını, bölgede evet. Konaklanacağını biliyor. Evet, bilirim, bilirim. Ben asılı böylece hayatımız sürdü. Dalgıçlıktır, ilaç belliktir, çudur, ameliyattır. Ne bulursam günümü boş geçirmedim. Bak sabahtan ben Turgut'a vardım geldim. Turgut'ta bir arkadaşım oğlu öldü. Tabii babası çoktan öldü. Bizim kuray arkadaşımız demek. Onun yani bir baş sağlığına vardım geldim. Geldim tansiyonu yükselmiş. Hanım yatıyor. Hanım, anne, kızım da vardı burada geldiğimde. Evine gitti o. Yani benim bir tarih gibi geldi geçti şeyler. Tarih gibi geldi geçti. Ondan sonra dedi. Bak 51 senesinde 10. ayında gene evlendik. 4 sene bulunan. Yani bu varmam dememiş amcama mesela. Hiç seslenmemiş. Bundan söz almış. Tık demedi kız dedi. Kız kız bu seslenmez dedi. Kaynanan kayınbaban seni bırakmayı istemiyor dedi. O giderse biz perişan oluruz demiş. Yani bize bakan olmaz, tanınmaz demiş. Yani onlara iyi yapıştım, iyi sarıldım. Babama da ziyaret ettim, anama da ziyaret ettim Turgut'ta. Onların duası beni her şeye ulaştırdı. Ne kadar güzel. Bu oturduğum yerde damadımın, büyük damadım. Büyük damadın yerindesin. Peki Bozburun'da şimdi eski haliyle yeni hali, Bozburun şu an nasıl görüyorsun? Şimdi eski hali her köyden zengin idi bu. Bu en köy. En zengin köydü. Bak herkesten her köyden zengin idi. Herkesin boynunda 50 tane sarı lira vardı. Kazandığı parayı boşa atmazdı. İlla bir şey yapar çatardı. Hayvan türüsü önünde en azından 10 tane, 10 taneye kadar çift öküzümde dahil. Affedersin atım eşeğimde dahil hani bir hayvan kullanırdık, yük çekerdik. Yani bir çalışma vardı, bir biriktirme vardı. Şimdi biz tatta çürüğüne döktük. Eğer şu turizm tamamen çöksün, şu Bozburun fakir demek, bankaya borcu olmadı, kaptan yoktur. Kim varsa gelsin yüzüme. Geldiğimiz nokta bu diyorsun Hasan. Geldiğimiz nokta bu. Yani kızım, bu tarihler gibi yani. Eğer Allah inşallah turizm iyi gider, böyle devam eder. Ama kötü olursa da çünkü bütün mal varlıkları gitti. Eski gitti, tarım gitti. Alanları gitti. Gitti. Eski dönemin en zengin mahallelerinden, köylerinden Bozburun biriydi. Ama şimdi turizme bağlı bir Bozburun var. Turizme bağlı bir Bozburun var. Turizm olmasa acız. Bunu diyebilirim. Hani açlık yok da. Ama evet. Hani misal. Misal olarak. Ama bir savaş oldu mu sıkılırız kızım. Yanlış anlamayın. Partiyle de işim yok. Kim hür yaşadırsa Türk bayrağının altında bizi, kim savaşa koymazsa, kim kimi yine kavga ettirmese, lider odur.
Haklı mıyım, haksız mıyım? Din de bir, iman da bir, bayrak da bir, el de bir, dil de bir olmalı. Bağlı olmalıyız birbirimize. Kilitlenmeliyiz diyorsun. Kilitlenmeliyiz birbirimize. El ele verip düşmana karşı mücadele yapmalıyız. Bu şeyi yaptırıp duranlar ki ben 29 harfinden öğrendim medreseyi. Anladın mı? Bir muhtarımız öğretti. Nur için ne yapsın? Onun oğlu öğretmen de öldü. Onun çocukları, torunları var öğretmen mesela. Gece okulu yaptı bizim evimizi, gece okulu. 7 kardeşiydik biz. Ha. Hepimizin namazımıza, niyazımıza, her şeyimize yetiştirdi. Nur için ne yapsın? Hasan dedeciğim, seninle sohbete doyum olmaz. Sizi tanımak çok güzeldi. Bozburun aslında o kadar güzel anlatıldı ki. Eskiden bölgenin en zengin mahallesi. 41 tane mi sarı lira var? Evet. 41 tane her hatunun İsmim koynunda. İsmim de Karayiğit. Bana isterse külaha girsinler televizyona çıktığımda bunu da söyleyen, isterse dua etsinler. İsterse bilmeyeri gelsin yanıma diyen varsa çıksın karşıma. Ne kadar güzel anlattın. Aha. Bence bunu sana söyleyecek olan hiç kimse olmaz. Bozburun bu kadar güzel anlatılmazdı. Hasan dedenin evinde o keyifli sohbete doyum olmadı. Bizden söylemesi, eskiden Bozburun'daki hatunların boynunda 41 tane sarı lira varmış. Şimdi sormak lazım. Hasan dede o kadar güzel dedi ki hepsinin bankaya borcu var. İşte Bozburun nereden nereye gelmiş? Sanırım Bozburun'da kalacağız ve buradan gidemeyeceğiz. Ben bunu anlattım. Muhtarım şu an neredeyiz? Şimdi Bozburun'un doğal limanı Germe Koyu'ndayız. Yani Hisar önüne bakan pencereden taraftayız yani. Burası teknelerimiz için kumanya alma, su alma, ihtiyaçlarını görme yeridir. Güzel bir kalyon sistemindeki olan kayalıklarıyla Germe Koyu, serin bir koydur. Yani turizmin bir nevi en güzel yerlerden bir tanesi yani burası. Yani Bozburun'a baktığımız zaman evet, doğal liman olduğu için. Aynen öyle, doğal. Ve balıkçı teknelerimizde galiba sığınak olarak da kış sezonunda kullanıyorlar. Kışın genelde burada fazla rüzgar olsa bile burası korunaklı liman olduğundan dolayı kışlamayı burada yapıyorlar. Kışlamayı burada yapıyorlar. Evet. Evet sevgili seyirciler, Bozburun'da gerçekten gideceğimiz o kadar çok yerler var ki ama isterdik ki burada muhtarlık olarak bir şey yapabiliyor musunuz? Yani burası daha böyle bir kontrol hale gelebiliyor mu? Bir talebimiz oldu mu? Oldu ama muhtarlık olarak herhangi bir yatırım yapamıyoruz. Belediyelerden buradan talepte, çağrıda bulunuyoruz. Buraların daha düzgün, daha güzel hale getirilmesinden yanayım. Birazcık böyle insanların geldiğinde toplu, değil mi? Derli evet, toplu evet. Olması gerekiyor. İhtiyaçlarını karşılayacak şekilde olursa biz de memnun burası oluruz. Sen vatandaş. Yok galiba. Yok. Taşıma suyla, tankerle geliyor. Güzel bir yerimiz. Yani biraz yatırım yapılmasından yanayım yani. Biraz desteğe ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi Alman misafirlerimiz, sevgili izleyiciler, teknemiz yanaştı. Onlar 15 günlük tekne turunda tatildeler. Ama ihtiyaçlarını alabilmesi için de halkımız kendi başına çözüm bulmuş. Gördüğünüz gibi traktör yanaştı. Suyunu alacak, dolumunu gerçekleştirecek ve turuna devam edecek. Bizden söylemesi, bakın elimizde bu kadar güzel cennet bölgelerimiz var ama bir türlü değerlendiremiyoruz. Demek ki yine büyüklerimizin elinin bu bölgeye bir değmesi gerekecek. Hiç olmazsa burada su çeşmeleri olabilir. Onların günübirlik karşılayabilecek hizmetlerini tesisler haline getirilebilir. Bizden söylemesi. Sevgili izleyiciler, bizden söylemesi devam ediyor ama Bozburun'da Marmaris Belediyesi'nin hizmetini yakaladık sevgili izleyiciler. Halkımızın burada düğünlerini, nişanlarını, etkinliklerini, mevlütlerini ve toplantılarını yapabilmeleri için güzel bir alan. İnşallah kış sezonundaki düğünlere yetişecek. Var mı umudumuz? Umudumuz var. Marmaris Belediye Başkanlığı tarafından yapılan düğün salonumuz şu anda yapılmak üzere. Bu hafta çalışmalar devam edecek. Burada çocuk başkanımızın anlattığına göre bize çocuk parkı, oyun grupları alanı ve pazar yeri olarak bu bölgeyi geniş kapsamlı.
Muğla Türk özel haber olarak Bozburun'dayız. Bozburun Deniz Ticaret Odası, şöyle bakalım, zaten tabelayı da göreceğiz. Deniz Ticaret Odası çok programlı, lisesinin bahçesine girebildik. Çünkü biliyorsunuz şu an açılmamış durumda, okul mevsimi başlamadı. Yalnız halkımızdan aldığımız çok büyük eleştiri ve çok büyük tepkiler var. Bu kadar güzel yatırım yapılmış. Burada bir imardan kaynaklanan ya da herhangi bir şey, zaten çevrenin düzenlemesinin ne kadar atıl durumda olduğunu göreceksiniz. Bence içeride bambaşka bir dünya var ama şu an içeri giremiyoruz. Okul sezonumuz açıldığında Sayın Milli Eğitim Müdürlüğümüzden de Sayın Valimizden de izin alıp bu okulu tanıtmak isteyeceğiz. Ama bizim okulumuzun sorunu var. En büyük problemlerinden bir tanesi, geçen sene 185 öğrencimiz vardı. Şimdi 85'e düştük. Sebebi mi? Ulaştırma yok. Çünkü ulaştırmada büyük bir problemi var. 2014'te Muğla Büyükşehir olduğu andan itibaren taşımalı eğitim bu bölgelerde son buldu. Çünkü neydi? Eskiden Bozburun belediyeydi ama Büyükşehir yasasıyla artık mahalle oldu. Ve bu bölgede taşımalı bir eğitim olmamasından dolayı artık öğrencilerimiz burayı tercih etmiyor. Aileler de tercih etmiyor. Ne yapılabilirdi? Muğla Büyükşehir'in burada ulaştırmasında bir destek kuvvetine ihtiyacımız olabilir sevgili izleyiciler. Ve bunu aslında başaramayacak gibi değiliz. Ne yapmamız gerekiyordu? Buraya bir ring hazırlamamız gerekiyordu. Ya da bir sefer konulabilir. Cazip bir moda getirilebilir. Çünkü Bozburun'un 3 bölgesi de her tarafı denizlerle çevrili ve denizcilik okulu, Deniz Ticaret Odası buraya ismini vermiş. Güzel yatırımlar gerçekleştirilmiş. Milli Eğitim Müdürümüz ve buradaki müdürümüz de çalışkan bir müdürümüz var. Bunu da tiyolarını aldık. İçeride bambaşka bir dünya yaratmış duyduklarımız. Ama biz atıl durumda bahçeyi görünce dedik ki burası okul olamaz. Yani hayırdır, orada bir benim aklıma çöplerin toplandığı bir alan gibi geldi. Aşağıdan kafamı kaldırıp yukarı bakınca. İlerleyelim istersen yavaş yavaş Emrullah, rica edeceğim senden. Burada çocuklarımızı nasıl, dışarıda her zaman görsellik önemlidir. Dışarıda öyle bir görüntü verirsen insanlar içerinin güzelliğini görmeye zaten adım bile atmazlar. Yol yok, ulaşım yok, bahçe yok. Yok da yok. O zaman ne olacak? Eğitim ve öğretim yılında TEOG sınavında puanları tutan öğrencilerimiz burayı tercih etmeyecek. Çünkü insanlar artık internet denen teknolojide ne yapıyorlar? Okulu hemen görselden izliyorlar. Baktıkları zaman da ben buraya nasıl gideceğim diyorlar. O zaman da öğrenci kaybı yaşıyoruz. Bence Sayın Valimizin, Sayın Milletvekillerimizin, Sayın Belediye Başkanımızın, Sayın Kaymakamımızın ve Deniz Ticaret Odası Başkanlarımızın da bu konuya bir el atması gerekiyor. Sesimizi duyurmamız gerekiyor. Biz Muğla Türk ailesi olarak bu haberi ve görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Ama bence bu okul olmazsa olmazlarımızdan, ama 2009 yılında açılan okulumuza biz sahip çıkamıyoruz. Neden? Öğrenci kaybımız var. Çünkü kendimizi anlatamıyoruz. Bir de anladığımız kadarıyla emlak fiyatlarındaki yükseklik. Ama taşımalı eğitim olursa insanların eve ihtiyacı olmayabilir sevgili izleyiciler. Bozburun'dayız. Öğrenciler için müthiş bir okul aslında. Çünkü en önemli bir nokta söylemek istiyorum size sevgili öğrenciler. Eğer buradan mezun olursanız geleceğiniz garanti. Çünkü buradan çıktığınız zaman mutlaka kesin bir meslek sahibi kaptanlık belgelerinizi alabileceksiniz. Ve daha hızlı bir şekilde hayata adım atabileceksiniz. Ama böyle kötü görüntülü, dışarısı kötü, içi belki daha güzel, bilmiyoruz. Onun için şu an yorum yapamayacağım. İçini de inşallah okullarız ders dili çaldığında Muğla Türk olarak geleceğiz. Ama bizim öncelikle çözmemiz gereken sorun ulaşım, taşıma, eğitim. Mutlaka burada ona ihtiyacımız var. Bozburun ortada kalmış. Selimiye'si var, Orhaniye'si var, Marmaris'i var. Ne yapacaklar? Marmaris'te bir okulumuz var, Köyceğiz'de bir okulumuz var, Bodrum'da bir okulumuz var. Kim nereyi tercih edecek? Tabii ki taşımanın olduğu yeri. Ama bu kadar yapılan yatırım da böyle boş kalamaz. Bahçenin de hangi sorunları varsa, ne problemi varsa, hazine arazisinin yanındaki farklı problemler varsa bir an önce çözülmesi lazım. Bir bahçesi olmayan çocuk burada ne yapacak? Onu da söylemek istiyorum çünkü görsellik ve bakış açısı çok önemli. Ben diyorum ki Muğla Türk olarak biz bunun takipçisi olacağız. Sizden de bu konuya destek bekliyorum sevgili büyüklerim.
Bir programın daha sonuna geldik. Bozburun'da bizden söylemelik aslında o kadar çok malzeme çıktı ki sevgili izleyiciler. Öncelikle karşımızda müthiş adalarımız var, tarihimiz var. Koruyamamışız, yok etmişiz. Yel değirmenlerimizi keşke canlandırıp bir tanecik yel değirmenimizi turizme açsaydık. Başka arkasında neler var? Yollarla alakalı böyle problem var gibi ama suyuna kavuşacakmış. Parmayız Belediyesi hizmet geçiriyor ve Muski'de yakında burada su işini çözmüş olacak. Evet sevgili seyirciler, bizden söylemesinin sonuna geldik. Elçiye zeval olmuyor. Her ne kadar sürçülisaneli değilsek affola.